Kahve içtim. Biraz yürüyeyim dedim şöyle. Bir yeşilliğe. Gerçi yeşillik de elektrik direği. Biraz yeşilliğin içine geçeyim. Tam yürürken konuşurum diye hesap etmiştim. Ama nefes nefese kaldım buraya çıkana kadar zaten. Şimdi bugün böyle simsiyah giyindim. Bu depresif halimle, depresif görünüşümle size bir video çekeyim dedim. Bu benim aldığım bir karar ama illaki benim gibi aynı şeyleri yaşayan vardır büyük ihtimalle. Bundan 3-4 yıldan önce ilk kişisel gelişim kitabımla tanıştım. Yani okumak için ilk kişisel gelişim kitabımdı bu benim. Aldım, okudum. O dönem için gayet iyiydi. Hani bir kitabın içinden bir şeyler alıp faydalanmak, okuyabilmek, sindirebilmek ve hayatında uygulayabilmek güzel bir his açıkçası. Sonraki zamanlarda işte kişisel gelişim kanalları keşfetmeye başladım YouTube'dan. Her şey çok güzel gidiyordu. Fakat bu son birkaç aya kadar. En başlarda şöyle bir şey vardı, kitapların içinde olsun, videoların içinde olsun. İşte böyle sakin kalırsan şöyle ilerlersin. Bunu yaparsan böyle olur falan gibisinden. Ben bunların her birini harfi harfine uygulamaya başladım. Hem kitaptan olsun hem videodan olsun. Nefes alıp verişim için kusura bakmayın. Videoyu kesik kesik yaptığım için de kusura bakmayın. Ama şöyle bir yokuş çıktığım için. Gerçi burası yokuş gözükmüyor şu anda. Yani bulunduğum yeri şöyle gösterebilirim size. Şuralarda bir yerdeydim. Aşağıda şu evlerin gözüktüğü yerde. Oradan beri yürüdüğüm için biraz o eski sporcu halim kalmamış. Hala iyiyim bu arada. Durduğum yerde yani hiçbir şeyle uğraşmıyorken nabzım hala 60 civarı atıyor. Bu da şundan kaynaklanıyor. Eğer uzun bir zaman sporla ilgilendiyseniz bıraktığınızda sabit nabız atışı diye bir şey var. O sabit nabız atışı pek yükselmiyor. 60 civarında falan olması iyi bir şey şu an için. Hala bazı yerlerini okuduğumda bu kitapların işime yarayan yerler olduğunda altını çiziyorum veya hayatıma entegre edebiliyorum bunları. Fakat çok uzun zamandır hayatımı iyiye götürmek anlamında kişisel gelişimle uğraştığım için bir şekilde kendi hayatımı yaşayamamaya başladım. Bunun şöyle de bir yönü var. Büyük ihtimalle yanlış da uygulamış olabilirim. Çünkü bir yandan kişisel gelişim, öbür yandan motivasyon beni biraz darlamaya başladı. Mesela motivasyonda şöyle bir şey var. İşte kimse sana yardım etmeyecek. Kendi yoluna bakmak zorundasın. Hep bir şey pompalıyor böyle. Nefret pompalıyor. Ve sabah uyandığımda işte oh ne güzel gün diye uyanmıyorum. İşte kendi kendime diyorum işte bugün çok güzel olacak. Hiçbir şeye bahaneye yer yok falan. Çalışacağım diye kalkıyorum. Ki çalışıyorum da ama biraz yıpratıcı derecede çalışıyorum. Kişisel gelişimde de şöyle bir şey var. İşte size kötülük yapılırsa bunu affedin. Bu sizin karmanızı temizler. Bu 3 yıllık süreçte çok fazla insanla tanıştım. Çok iyi olanları vardı. Hayatımı karartanları da oldu. Hani karmamı temizlesin, bana iyi gelsin diye çok fazla kişiyi affetmeye çalıştım. Geldim. Vallahi geldim. Kaç gündür geleceğim. Yağmurdur, çamurdur. Sonunda çıktım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Kişisel gelişim, spiritüalizm, motivasyon bunların hepsini bir arada tutun. Bunların her birini bırakacağım bir süreliğine. Kitabı olsun, videosu olsun hiçbirini izlemeyeceğim. Kendi hayatıma bakacağım. İşte öfke duymayın, nefret duymayın. Herkesi affedin falan diye böyle okuyorum, izliyorum falan. Bir zaman sonra artık hayatımdan hiç kimseyi çıkartamamaya başladım. Her sohbetim böyle mutlu mutlu. Nefret yok, öfke yok falan. Mesela sinir olduğum bana bir kötülüğü dokunmuş insanlar var. Bunları affediyorum, iyi davranıyorum falan böyle. İyice tepeme çıkmaya başladılar. Mesela aynı ortamda bulunmamız gerekiyor. Ben gülüyorum böyle çok mutluymuşum gibi. Normalde asla tahammül edemem insanlara. Fazla kalabalığa da gelemem. İnsanlara da çok tahammülüm yoktur. Eğer hani bir kötülük dokunuyorsa hayatımda çok rahat çıkartabilirim. Şimdi sinirliyim, içimde bir öfke var. Artık böyle tikler oturmaya başladı. Ha ha ne kadar komiksi falan böyle. Gözüm atıyor. Ve artık birikti, hani bir yere geldi. Şu günlere kadar geldi. Bir defa da hepsini sildim attım dedim. Başlarım kişisel gelişimine de, öfkesine de, nefretine de. Çoğu toksik ilişkiden kurtulduğumu düşünüyorum. Motivasyon konusuna geldiğimizde işte acı yok. Acı yok neydi ya? No pain no gain. Acı yok, gelişme yok. Bu mottoyla her sabah kalkıyorum. İşte şu gün şu kadar çalışacağım, bugün bu kadar çalışacağım. Her şeyimi hesaplamaya başladım böyle artık. Halbuki bu kadar hesaplamaya da ihtiyacım yok. Hani 3-5 hesapla çözülebilecek şeyler. Her sabah uyandığımda işte ilk önce bilgisayarı açıyorum, her şeyi kontrol ediyorum, her şey yolunda mı diye. Artık bu beni çok yormaya başladı. Dedim artık bırakacağım. Hani yaptığım şeyleri de bırakacağım tamamen diye bir şey hali hakim oldu bende. Ne hali? Böyle bir depresif bir hal hakim olmaya başladı. Sonrasında şunu düşünmeye başladım. Yahu benim hiç yetişecek bir şeyim yok ki, ben yapıyorum işte bir şeyler bir şekilde. Çok büyük bir koşuşturmaca hakim olduğu için artık çok yorduğumu fark ettim kendimi.
Bu yüzden motivasyon videoları izlemeyi, motivasyon kitapları okumayı da bir kenara aldım. Birkaç zamanlığına, en azından ihtiyacım olduğunu düşündüğüm zamana kadar. Kişisel gelişim adı altında bir de spiritüalizme kaçan bir taraf var. O da her gün meditasyon yapmak, yoga yapmak, bilmem ne yapmak falan. Yapanlara saygım var. Ben de denemeye çalışıyorum. Ama işte şöyle bir diretme geçiyor genelde o kitaplarda, videolarda. Günde şu kadar dakika, şu kadar saat. Şöyle davran, şöyle nefes al. Şununla beslen. Bana diyor şunun tohumuyla beslen, bilmem neyle beslen. Buna da yetişemiyorum. Yani amacım şu, bunları bırakıyorum diye bahsediyorum şu an ama bir ara veriyorum diyeyim size. İhtiyacım olduğunda elbette yine bir kişisel gelişim videosu, kişisel gelişim kitabı okuyacağım. Ama bana iyi gelen şeylerini okuyacağım bunların. Tamamen hayatıma sokmaya çalışmayacağım. Çünkü bu zamana kadar çok gösterdim bu kitapları sizlere de videolarda. Kişilerin kanallarını tavsiye ettim, kitaplarını tavsiye ettim. Bu yüzden bunu da anlatmak istiyorum. Bir diretme olmadan kendi istediğimiz gibi yaşayabilmek gibi bir seçeneğimiz de olduğunu. Çünkü son zamanlarda acayip derecede pushlanıyor bu kitaplar. Geçen bir sayfanın storiesine denk geldim. İşte karamsar mı hissediyorsun, evet mi, hayır mı diye bir anket açmış. İşte 4-5 tane soru sormuş. Bunların çoğuna evet diyorsan depresyonda olabilirsin, al bu kitabı oku. Yani ben de kendimi biraz kötü hissettiğim bir dönemde bu kitaplarla tanıştığım için böyle hissedip bu kitapları alacak insanların olduğunu biliyorum. O yüzden bu kadar uzun uzun bahsettim. Ama sonuç olarak artık beni mutlu edecek şeylerin peşinde koşmaya başlayacağım. İşte mutsuz musun? Devam etmelisin. Bırakma falan. Ya, o gün yatacağım abi, istemiyorum. Çalışmak istemiyor canım. Ondan sonra sana kötü davrananlara iyi davran. Bu senin karmanı temizleyecektir. Bakın bundan sonra değil kötü davranmak. Laf sokanı bile şaka yapıyorum, engellemem de aramız açılabilir. Şöyle söyleyeyim, sonuçta hepimizin bir sınırı var. Bu sınır geçilmediği sürece ben de normal bir şekilde davranmaya devam edeceğim. Ama şöyle, illaki başımıza kötü şeyler gelecek. Gereksiz insanlarla tanışacağız. Bu olmayacak anlamında gelmiyor. Ama bir şekilde yolumuza bakabilmemiz için bunlara da katlanmamız gerekiyor. Artık benim için kişisel gelişim kitapları belli birkaç kitap dışında, belli birkaç hoca dışında raflara kaldırılmış bir şey olarak, anı olarak kalacak. Bu şekilde videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben görüntü kalitesinin çok güzel olduğunu düşünmüyorum. Videoyu da sürekli şöyle salladığım için, yani normalde stabilizasyonu var ama ne kadar etkili oldu bilemiyorum. Ama bu yolculuğumda sizleri de yanımda görmek istediğim için, siz beni görüyorsunuz ama bu yürüyüşümde sizlerin de bana eşlik etmesini istedim. Bütün videolarımda böyle şeyler var aslında. Kendime çok dalga geçiyorum ama bunları söylemiyorum. Çünkü bunları koymuyorum. Biraz utanıyorum galiba. Su sesi. Water sound. Her şeye rağmen, bütün videonun görüntü kalitesine rağmen, ses kalitesi nasıl bilmiyorum, ses kalitesine rağmen beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben şu an Spotify'da oluşturduğum bir çalma listesini dinlemeye düşeceğim. Şöyle manzara izledikten sonra da gerçekten çok yoruldum. Sonra manzarayı izledikten sonra da yavaş yavaş eve döneceğim bir yarım saat içinde. Umarım bu videoyu yakın zamanda paylaşmış olurum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sizleri de bu manzaradan mahrum bırakmak istemedim. Şimdi odaklayabilirsem bir şey göstereceğim. Normalde daha güzel gözüküyor.